Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğumuz hemen yanımda görmüş olduğunuz Renault Taliant otomobil. Biliyorsunuz Taliant ismi belki size yabancı geliyor olabilir ama uzun yıllardır, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de üretilen ve Türkiye'nin en çok satan ilk 5 arabasından biri olan Renault Symbol yenilendi. Adı da Renault Taliant oldu. Tasarım öğelerinden başlayacağız. Önce bir dış görünümünden başlayacağız. Sonra işte bagajdı, arka yaşam alanıydı dedikten sonra biraz da sürüş dinamiklerinden bahsedip videomuzu kapatacağız. Buradan da videomuz da hakkında size bilgi vermiş olalım. Şimdi genel olarak bir dış tasarımdan başlamak istiyorum. Aracı önden baktığımızda bir kere şunu söyleyelim. Modern bir çizgi var. Modern çizgi derken burada modernlikten kastettiğim şey şu. Renault'un Megane ailesine fazlasıyla benzeyen bir tasarım var. İşte ön taraftaki Renault logomuz, ki logo değişti biliyorsunuz. Yeni bir logo gelecek. Önümüzdeki yıllarda kullanmaya başlanacak. Daha doğrusu Renault bu logoyu kullanmaya başladı ama arabalara henüz daha sirayet etmedi bu logo kullanımı. Ön panjur ve bu farların bu C şeklindeki dizilimi Clio'da da gördüğümüz ama aslında daha çok Megane'ı andıran bir tasarım bize hatırlatıyor. Hatta bu aracı böyle dikiz aynasından gördüğünüzde muhtemelen arkadan Megane geliyor sanabilirsiniz. Megane'ın biraz daha küçültülmüş bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Farlarımız halojen. Halojen teknolojisine sahip eski nesil bir teknoloji biliyorsunuz. LED falan seçeneği ne yazık ki Taliant'ta bulunmuyor. Bir gündüz farımız var. Şu şekilde C şeklinde olan. Bunun dışındaki farların tamamı bildiğimiz standart far teknolojilerine sahip. Şuralarda sis farlarımız var görüyorsunuz. Şişik tasarım yine bu ön kısımda da devam ediyor. Yan tarafa geçecek olursak aslında yan tarafta da birazcık böyle yine yandan bakıldığında da Megane'ı andıran ama biraz küçültülmüş bir Megane'ı andıran bir tasarım var. Sinyal özelliği yok ne yazık ki dikiz aynaların üzerinde ama özel bir paket alırsanız kör nokta uyarı sistemi var aynalarda. Aynalar kapanmıyor. Hani elektronik olarak kapanmıyor ama böyle kendiniz itersiniz kapanabiliyor. Ama otomatik bir kapanma özelliğinin olmadığını söyleyeyim. Kapılara gelecek olursak kapılar anahtarsız giriş sistemini alırsınız ki o da bir pakette alınıyor. Aldığınız zaman direkt sürücü tarafındaki kapıdan açıp kilitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir kullanım söz konusu. Lastiklere bakalım. 195-55 R16 lastiklerimiz var. Bu 16 inç ama isterseniz 15 inçlik çelik jant olmayan sürüm de, yani alaşım jant olmayan sürüm de var. Burada alaşım jant kullanılmış. Oldukça şık olduğunu söyleyebilirim. Bu arada lastik basınç izleme sistemi de var. Hatta araç bize böyle bir uyarı da veriyor. İşe yarayan bir sistem olduğunu da söyleyelim. Şimdi biraz da bagaj tarafına doğru geçeyim isterseniz. Arka tarafta da yine Megane'ı andıran bir tasarım var. Şurada farların, arka farların iç kısmında Renault yazısını görüyoruz. Yine standart farlar var. Halojen farlar. LED falan değil ne yazık ki. Aslında LED olsa fena olmazdı ama tabii maliyeti arttırdığı için Renault buradan kaçınmış. Arka tarafa gelecek olursak Renault logomuz var. Onun hemen yanında bir de Taliant, altında daha doğrusu Taliant yazısı var. Bu arada bunu merak edenler olabilir. Taliant ne demekti? Taliant'tan geliyor. Yani kabiliyet, yetenek anlamına geliyor. Bu bagaj açma hikayesi birazcık şeye çok benziyor. Clio'da vardı arkadaşlar. Düğme falan yok artık burada ama şuradan şöyle bastığınız zaman bagaj açılıyor. Açmışken biraz da bagajdan bahsedeyim. Bagajda benim hoşuma giden şey şu. Hoşuma gitmeyen şeyler de var, onu da söyleyeceğim. Şöyle bir separatör sistemi var. Bunu böyle bagajın içini istediğiniz gibi ayarlamanıza imkan tanıyor. Bunları böyle çıkarıp şöyle çıkartabiliyorsunuz. Daha küçük ya da daha büyük bir hale getirebiliyorsunuz. Şöyle bir mekanizma yardımıyla. Bence bu çok güzel olmuş. Hani bunu ben mesela haricinde almak isterim. Kendi arabama takmak istediğim zaman. Mesela şöyle bir sistem çok güzel olmuş. Bunun dışında bagajın içi kumaş kaplı. Altta standart bir, şu an açamıyorum ama birazdan açıp detaylarda gösteririz. Altta standart bir stepnemiz var. Ama onu da ekstra bir paketle almanız gerekiyor. Yay sistemimizi burada görüyoruz. Yani burasını birazcık açıkta bırakmış her şeyini ya. Yani Renault böyle hani birazcık maliyetten kaçmak için şunlar falan işte yaymay direkt açıkta. Bir de burada böyle kapatırken işte eşya falan varsa çarpabilir. Şunun bir eşiği var. Bu eşik çarpabilir. Bir de burası mesela hiçbir yalıtım malzemesi yok. Bildiğiniz kaportaya vuruyorsunuz böyle. Yani bunlar birazcık açıkçası birazcık ucuz göstermiş arabayı ama maliyetten kaçmak için yapmışlar diye düşünüyorum. Bunun dışında 4'e 3 oranında yatırılabilen koltuklarımız var. Koltukları yatırdığımız zaman da bu bagaj daha da uzun bir şekilde kullanabiliyoruz. Stepnemiz var hemen şurada.
Bir iki böyle küçük kancalarımız vesairelerimiz de var. Bu kancalarla eşya falan koyarsak sabitliyoruz. 628 litre bir bagajımız var. Yani biliyorsunuz zaten hem sembolde de bu böyleydi hem de Taliant'ta da böyle. Zaten bu otomobiller daha çok böyle bagajı çok yüksek olduğu için tercih ediliyor. Özellikle çok çocuklu ailelerin şehirler arası yolculuk yaparken tercih ettikleri otomobilin başında sedan arabalar geliyor. Türkiye'de çok tutuyor. O yüzden de bagajı çok iyi. Bagajda bir sıkıntı yok. Kapatalım bagajımızı. Tabii böyle otomatik kapalı falan sistem yok ama kumandayla açabiliyorsunuz ama sadece kapı açılıyor. Yukarı doğru kalkmıyor. Onunla ilgili bazı böyle modifikasyonlar muhtemelen yapılır diye tahmin ediyorum. Böyle tank tak ses geliyor bakın. Renault Taliant'ımız bu şekilde. Şimdi bir de antenimiz var. Köpek balığı anten deniyor. Bunu da haricen ekstra bir ödemeyle alıyorsunuz. Opsiyon paketlerinin içinde yer alıyor bu da. Şimdi yaşam alanı için ilk olarak arka tarafa bir geçelim. Bakalım arka koltuktaki yaşam alanında Renault Taliant bizlere neler sunuyor. Gelelim Renault Taliant'ın arka tarafta sunduğu yaşam alanına. Oldukça iyi bir yaşam alanı var. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Koltukların hem yolcu hem de sürücü arka tarafında şöyle bir masa veya sehpa mı diyeyim artık ona ne diyeyim. Şöyle bir sehpamız var. Bu böyle bayağı sabit durabiliyor. İşte çayınızı, kahvenizi, işte içeceklerinizi, yiyeceklerinizi buraya koyup böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Hatta şöyle çektiğiniz zaman da şurada bir bardaklık vesaire de var. Böyle uzun yolda hani bir şeyler yiyip atıştırayım falan ki genelde bu tip arabalar sahip olanlar sevecektir bunu. Böyle bir sistemimiz var. Hem şu sürücü tarafında hem de yolcu tarafında var. Burada bir çakmak girişi var. USB bağlantımız yok ne yazık ki. Keşke olsa daha iyi olur diyorum ama bir tane buraya bir çakmak girişinden USB çıkışı veren bir aparat takarsanız aslında arka tarafta oturanlar telefonlarını şarj edebilir, tabletlerini falan şarj edebilir. Bu arada beğendiğim bir özellik, şaft tüneli çok çok kısa tutulmuş. Genişliği bir karıştan birazcık fazla ama yüksekliği nasıl anlatayım böyle 4 parmak falan çok az yani böyle rahat da oturursunuz burada. Bakın söyleyeyim şöyle uzun yolda falan böyle rahat rahat gidilir. Bu arada ben 1.73 boyundayım ve şu andaki yaşam alanımı görüyorsunuz 4, 5 hatta 6 parmak falan kalıyor yukarı doğru. Küçük bir lamba var fakat çok küçük geldi bu bana. Biraz daha büyük olabilirdi aydınlatma açısından. Hani bunu biraz daha büyük koysa sanki daha güzel olurdu diye düşünüyorum Renault. Bunun dışında koltuklar rahat. Koltuklar rahat ve işte iki parçalı olarak yatırılabiliyor. Yatırdığınız zaman da bagaja doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz. Hatta ben bir yatırayım. Evet, şöyle çektiğimiz zaman doğrudan doğruya bagaja erişebiliyorsunuz arkadaşlar. 4'e 3 oranında açılabiliyor. İsterseniz büyük tarafı, istiyorsanız küçük tarafı, istiyorsanız da komple her iki tarafı açtığınız zaman böyle uzun 2 metreye yaklaşık bir bagaj alanı elde etmiş oluyorsunuz ki zaten sedan otomobillerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu bagaj alanı. Evet, aracın arka tarafındaki yaşam alanı bu şekildeydi. Şimdi öne geçelim ve Renault Taliant'ın öndeki sunduğu özelliklere ve aynı zamanda da sürüş deneyimine bir göz atalım. Arkadaşlar şimdi Renault Taliant'ın içine girdik. Yine benim sevgili şoförüm, arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz. Soldan gidelim Alperen'cim. Alperen'le beraber yollara çıktık. Şimdi Taliant'ın biraz iç mekanından bahsetmek istiyorum. Dışını anlattık, gördünüz. İç mekan aslında şöyle, dışı Megane'a çok benziyor ama içi Dacia. Renault grubunun malum Dacia'da. Geçtiğimiz günlerde de biz incelemiştik Sandero Stepway'i. Birebir aynısı. Nasıl aynısı? Özellikle şu üst kısım. Mesela şuraları sert plastik. Şurada bir kumaş detay var. Aynısı biliyorsunuz Dacia'da da vardı. Sandero'da da vardı. Karşımıza çıkmıştı. Bunun dışında 8 inçlik multimedya ekranımız var. Yalnız bunların bir kısmı paket. Hani burada her gördüğünüz şeyi standart olarak satın alamıyorsunuz. Onu özellikle belirtelim. Onları zaten ekranda göstereceğiz. Videonun çeşitli yerlerinde. Hani o pakette bu değildi, şuydu buydu falan gibi özellikleri göreceksiniz. Şimdi ben birazcık iç tasarımdan bahsetmek istiyorum. Direksiyon birebir Clio, işte kullanılan, Dacia'da da karşımıza çıkan direksiyon standart. 3 kollu bir direksiyon var. İşte fonksiyon tuşlarımız var. Hız sınırlama vesaire özelliklerimiz de yine bu otomobilde var. Hız limitleme var, hız sınırlama var. İşte adaptif cruise control falan gibi bir şey yok.
Bu tuş dizilimine ve şeylere baktığımız zaman aslında Clio'yu fazlasıyla andırıyor bir taraftan da. Tam olmasa da Dacia'yı da andıran tarafları var. Düğmeler vesaire. Mesela şu düğmeler Dacia Duster'la başladı. Clio'da da devam eden bu klima düğmeleri filan tamamen birebir aynı. Orta konsolda bir otomatik vitesimiz var. X-Tronic diye geçiyor. Sonsuz şanzıman diye söyleniyor bunları biliyorsunuz. Bu otomatik vitesin hemen alt kısmında elektronik park freni var ama bu da bir paketle almanız gerekiyor. Birazdan onlara değineceğim ben. İki tane bardaklığımız var burada. Çok aşağıda kalmış bunlar. Onu da söylemiş olayım. Bir kolda biraz aşağıda. Bayağı aşağıda. Onu birazcık belki yukarı çıkartabilirlerdi ama çıkartmıyorlar. Çıkartmamışlar. Bilmiyorum neden. Kol dayamamız var. Fakat kol dayama bence birazcık küçük. Bir de ileri geri hareket edemiyor. Yani bu otomobilde biraz şöyle bir şey düşünmüş herhalde Renault. Fiyatını uygun tutabilmek için, ki çok uygun değil fiyatı, o ayrı konu ama makul bir tarafta tutabilmek için ya da kar oranı yüksek tutabilmek için birazcık böyle hani malzeme kalitesi çok yüksek değil. Çakmak girişimiz var. Bir tane USB tip A dediğimiz standart USB bağlantımız mevcut. Çok fazla düğme falan yok. Bu üst taraftaki düğmelerde işte dörtlü flaşörümüz var. Kapı kilidimiz var. Start and stop özelliğini açma kapama, bir de eko tuşumuz var. Bu arada onu da söyleyelim. Bu da kumandamız. Kumanda artık bu şekilde ama bunu da ayrıca bir paketle almanız gerekiyor. Bagajı da açabiliyorsunuz buradan. İşte ışıkları vesaire de yine bu kumanda yardımıyla yakabiliyorsunuz. Multimedya ekranının tepkileri falan fena değil. Yani birazcık büyük bir ekran tasarlanmış ister istemez. Belki bu kadar büyük olmasa daha iyi olabilirdi ama navigasyon var. Telefon varken çok kullanılır mı ondan çok emin değilim ama navigasyon özelliği var. Siri ile eşleştirirseniz, hatta o paketi de alırsanız kablosuz yapabiliyor. Apple CarPlay'i o şekilde kullanılabiliyor. Kabloyla da bağladığın zaman da Android Auto falan da yine çalışıyor bu ekranda. Ekran tepkisi olduğu gibi fena değil. Radyosu var. Telefonunuzu bağlayıp oradan müzik falan çalabiliyorsunuz. Telefon görüşmeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Birçok özelliğini bu multimedya ekrandan kullanabiliyorsunuz. Yani bence almışken böyle bir ekran almak lazım. Çünkü burada birçok özelliği buradan rahat bir şekilde kullanmanız mümkün oluyor. Almasanız da telefonunuza uygulama yükleyip, eğer Joy paketi aldığınızı varsayarak söylüyorum, yine Bluetooth'u vesaire falan kullanabiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Bunun dışında nelerden bahsetmemiz gerekir? Şimdi aracımız otomatik vites. Onu söyleyelim. Şimdi yeni Taliant'ta 3 farklı, aslında şöyle 1.0 motorlarımız var. Motor hep 1.0. Hepsi benzinli. Onu söyleyelim. Fakat bir iki farklılık var. Şimdi onunla değineceğim. 1.0 SC dedikleri bir 65 beygirlik giriş seviyesi bir motor var. Bu atmosferik motor. Takdir edersiniz ki. Ortalama yakıt tüketimi 5.7 litre. 95 Nm torku var ve 17 saniye maşallah diyelim. 0-100'ü var. Alper'e. 17 saniye. Şimdi Veli Efendi'nin oradan geçiyoruz. Oradaki atlar daha hızlı çıkar abi. Evet. Ya muhtemelen bu şey hani fiyatı uygun tutmak için yapılan bir sürüm olmuş. Asıl turbolu motorlara geldiğimizde 1.0 TC'ye 90 beygir 160 Nm'lik bir motorumuz var. Bu manuel şanzımanla alınabiliyor. Onda ortalama 5.6 litre var, yakıtı var 100 kilometrede. Bunlar fabrika verileri bu arada. 11.7 saniyede de sıfırdan 100'e çıkabiliyor. Bu bizim kullandığımız, şu an test ettiğimiz aracımız ise 1.0 TC'ye 90 beygir X-Tronic, yani otomatik şanzımanlı olan versiyon. 142 Nm torkumuz var. Tork biraz düşük manuele göre. 6.1 yakıt diyor. Tabi bu fabrika verisi, onu söyleyelim. Ve 13.9 saniyede de sıfırdan 100'e ulaşabiliyor. Son bir motor daha var. O da LPG çıkışlı. O da 1.0 tabii TC Eco diye geçiyor. 100 beygir veriyor bu motor. LPG'de 170 Nm torku var. 7.5 litrede 100 km'de yakıt tüketimi var. 12 saniyede 0'dan 100'e çıkabiliyor. Benim gördüğüm şu, en çok burada tutabilme ihtimali olan LPG'li tutar. Çünkü bu aracın yani genelde sembolü alanlar, malum Taliant'ta onun devamı şeklinde, genelde dizel olduğu için çok tercih ediyorlardı. Hem sedan hem dizel olduğu için, iki sebebi vardı. Ve Türkiye'de 20 yıldır satılan bir otomobil sembol. Muhtemelen ben bu LPG'li versiyonu tutacağını düşünüyorum. Ya da böyle bir giriş seviyesini alıp LPG takmak olur mu bilmiyorum. Ona bir düşünmek lazım. Satışa çıktığı zaman bir bakacağız onlara. 4396 mm uzunluğumuz var. Şimdi bu otomobil Taliant sembolden biraz daha uzun, biraz daha geniş ve biraz derken çok öyle birkaç metre falan değil belki ama biraz daha geniş ve yere daha yakın. Sürtünme kasesi daha düşük, onu söyleyelim.
İki farklı paketimiz var. Joy ve Touch paket. Biliyorsunuz Renault'da olan paketler bunlar. Bir de bunun ikonu vardır. Ama ikon bu Taliant'ta sunulmuyor. İkon paketi yok. Joy'da işte mesela şu ekran gelmiyor. 3.5 inçlik bir ekranımız var. O biraz daha küçük bir ekran var. Aynen Dacia'da olduğu gibi bir uygulama yüklerseniz telefonunuzu buraya entegre edebiliyorsunuz. Şurada bir USB bağlantımız var. Telefonu oraya bağlayabiliyorsunuz falan, öyle şeyleri var. Eğer Touch paket alırsanız bu ekran standart olarak geliyor. 8 inçlik bir ekranımız var. Onu da söylemiş olalım. Teknoloji paketi var. Sürüş destek paketi var ve navigasyon paketi var. 3 farklı paketimiz var. Teknoloji paketinde yüksek konsol, elektrikli park freni ki bu biliyorsunuz şeyle geliyor. Elektrikli park freni de bu paketle alabiliyorsunuz ancak. Renault kart sistemi, az önce gösterdim. İşte aracın kartının o anahtarsız sistemi buradan kullanıyoruz. Sürüş destek paketinde kör nokta yürü sistemi var ki bizim şu anki kullandığımız araçta var bu özellik. Ön ve arka park sensörü var. Bunda da var ve geri görüş kamerası var. Kamera var ama ekran çözünürlüğü birazcık düşük. Yani Renault burada birazcık, hani burada da birazcık maliyetten kaçmış benim gördüğüm kadarıyla. Hani biraz daha böyle bir tık daha çözünürlük yüksek olsa sanki açıkçası daha başarılı olurdu diye tahmin ediyorum. Bir diğer paket ise arkadaşlar navigasyon paketi. 8 inçlik dokunmatik ekran onunla geliyor navigasyon paketinde. Eğlence ve navigasyon sistemi var. Kablosuz Apple CarPlay var burada. Onu da söylemiş olalım. Kablosuz, normalde aldığınızda kablosuz yok. Apple CarPlay kablosuz olarak gelebiliyor. Standart olarak yani Joy'dan itibaren gelen özelliklere bakalım. Anti blokaj fren sistemi var. ABS, elektronik denge programı, yokuş kalkış desteği var. Acil fren destek sistemi var. Onu söylemiş olalım. Hız ve ayar sınırlayıcı var. Cruise control diyoruz. Çocuk koltuğu sabitleyici. Sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastıkları var. Acil durum çağrısı var. Şurada üst tarafta. Biliyorsunuz bu 2021'den itibaren standart oldu. Acil durum çağrısı standart olarak geliyor. Şurada lambalarımız var. Çok böyle şey değil ama hani çok aydınlatır mı bunlar sanmıyorum ama var yani. Var mı? Var. İçerideki tarafta da var. Bu arada arka tarafı ayrıca anlatacağım ama arka tarafta bazı güzel detaylar var. Hoşuma giden tarafları. Malzeme kalitesinden biraz bahsedeyim. Sesi duyuyorsunuz. Tak tak tak, değil mi? Evet abi. Buraları tak tak tak. Şurada bir piyano bilek bir duş şeyimiz var. O biraz şıklık katmış ama bunun dışında her taraf takır takır tabiri caizse. Koltukları güzel. Bak koltukları beğendim. Şimdi hani iyi de öldür hakkını ver. Koltukları güzel yapmışlar. Koltuklar iyi. Şimdi arabayı Alperen kullanıyor ama ben de kullandım arkadaşlar. X-Tronic vites zaten Clio'da da vardı. Dacia'da da karşımda çıkıyor. Sandero'da da vardı. Sorunsuz, rahat geçişi olan bir vites arkadaşlar. Bir problemi yok. Peki yakıt meselesinde nedir? Şimdi bir dakika Alperen'cim, ben şuradan yakıtı açacağım da. Yaklaşık bir 100 kilometre falan bir kullandık biz. 7.4 litre gösteriyor arkadaşlar. Tabii fabrika verisinde biz ne söylemiştik? 6.1 demiştik. Tabii şimdi İstanbul trafiğinde falan 7.4 bence gayet normal, öyle söyleyeyim. Hatta ben biraz fazla yoğun trafikte de kaldım. Ama 7.4'ü ben makul görüyorum. Yani 7 litre civarında gezersiniz. 7-7.5 civarında gezersiniz. İstanbul'un yoğun trafiğinden bahsediyorum. Biraz daha böyle yoğun olmayan bir şehirde yaşıyorsanız, trafiğin çok aşırı yoğun olmadığı bir şehirdeyseniz eğer sorunsuz bir şekilde yani 7 litre civarını görürsünüz gibi geliyor bana, en azından şehir içinde. Bence normal. Hani vitesin otomatik olması da güzel. Geçişleri falan da rahat. Bir sıkıntısı yok. Eco moda alırsanız tabii yakıt tüketimi biraz daha düşüyor ama işte gazın tepkisi falan azalıyor ister istemez. Biraz daha araba efendi gitmeye başlıyor tabiri caizse. O zaman da yakıt tüketimi biraz daha azalıyor ama hani bastığınız zaman da hemen tepki vermeyebiliyor. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Şimdi gelelim fiyat meselelerine. Şimdi aracın bir kampanyalı fiyatları var. Bir de normal satış fiyatları var. Muhtemelen bir ay içinde falan bu fiyatlar, kampanyalar ortadan kalkar. Biz bu videoyu çektiğimiz ve yayınladığımız tarihteki fiyatları söylüyorum. Ama bunlar kampanyalı ve kampanyası olarak şu anda ekranda koyacağız. Göreceksiniz. Joy paketin 1.0 SCS'i ve 65 beygirlik atmosferik motorlu olan sürümünün fiyatı 167.900 liradan başlıyor. Bu kampanya fiyatı normalde 179.900'müş. En pahalı sürüm ve şu anda bizim kullandığımız sürüm 210.900 lira. O da Touch 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir. Bizim aracımızın hani ekstra donanımlarını da kattığımız zaman arabanın fiyatı 224.541 liraya geliyor.
neler var bu paketin içinde? Mesela bizde bir teknoloji paketi 3750 lira. Bunları da ekranda göstereceğim arkadaşlar. Sürüş destek paketi 2000 TL. Navigasyon paketi 1750 TL. 16 inçlik alüminyum jantlar var 2500 TL. Metalik boyamız var 1500 TL. Yedek lastik var 1250 TL. Köpek balığı antende 891 TL yazmış Renault. Toplam fiyat da 224.541 TL yapıyor. Yani ön taraftaki yaşam alanı böyle. Kapı kollarında da bu çizgiler devam ediyor. Hem önde hem yani hem yolcu tarafında hem sürücü tarafında. Yine plastik malzemeler işte. Ön camlar ve arka camlar otomatik ama bu Touch pakette böyle. Joy'da arkalar manuel. Onu da belirtmiş olalım. Peki rakipler kimler? Şimdi bu arabayı en çok muhtemelen karşılaştıracağınız araba Ege sedan olacak. Ama benim şahsi fikrim, şimdi bu B sınıfı sedan olarak geçiyor. Peki rakibi olan bir otomobil değil. Neden? Birincisi otomatik vitesi yok. Şu an Türkiye'de satılan B sınıfı olabilecek olan veya işte 301 var Peugeot tarafında. Citroen'de işte CLS var. Egea'da var Fiat'ta da biliyorsunuz. Otomatik vites seçeneği yok şu anda. Ama onlarda da mesela dizel seçeneği var. Mesela Egea en çok dikkat çeken tarafı dizel olması. Beni endişelendiren taraf şu. Bu yani sembolü alan insanlar ağırlıklı olarak dizel olduğu için alıyorlardı ve sedan olduğu için az önce söyledim. Bu otomobilin dizel sürümü yok. Zaten Renault yavaş yavaş dizeli de bırakıyor teknoloji olarak. Diğer markalarda da böyle bir eğilim var. Özellikle Avrupa'daki çevre duyarlılıklarından dolayı bu tarz bir yaklaşım yaşanmaya başladı. Onu da belirtmiş olayım. Ama tercih noktasında işte Egea'da da otomatik vites yok. Öyle bir durum var. Ha, bu aracı alacak olanlar otomatik vites alır mı? Ya da 224 bin lira verip bu araç alınır mı? Bence biraz zor. Hani alınır. Kötü bir arabadır ya da işte o fiyat etmez demiyorum ama 224 bin lira baremine çıktığınız zaman ya da o seviyeye çıktığınız zaman sıfır olmasa da ikinci elde çok farklı alternatifler bulabilirsiniz. Otomotiv vitesten bahsediyorum bu arada ama yakıt ekonomisi dediğiniz zaman yakıt ekonomisi tarafında da dizel tercih edecektir son tüketici. Öyle düşünüyorum ben bu tarz bir arabayı almak isteyenler için. Orada da birazcık durum karışık. Hani benim öngörüm bu arabanın muhtemelen bu işte Joy paketinin turbolusu 180 bin civarında. Hani o belki tercih edilebilir mi diye düşünüyorum ama söylediğim gibi Egea'da ciddi bir rakip. Hem onun dizeli var ama otomatiği yok. Sanki o biraz daha tercih edilir tarafta kalır gibi geliyor. Çünkü fiyatı da 180 binin altında diye biliyorum. Şimdi araçta ses yalıtımı falan nasıl? Özellikle düşük hızlarda çok sıkıntı yok. Yani 100 kilometreye kadar falan herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama yüzün üzerine çıktığınız zaman işte tekerlek sesi, yol sesi falan geliyor. Ama şunu söyleyebilirim, sembole göre çok daha konforlu bir otomobil. Çünkü bu otomobil arkadaşlar Renault'un Clio, yani 5. nesil Clio ve Captur'la aynı platformda geliştirilen bir otomobil. Bu platformun önemli bir özelliği ise daha güvenli bir platform olması. Çünkü sembolün artık çok eskimişti platformu ve çok daha konforlu araçlar üretilebiliyor olması. Yani konfor ve güvenlik anlamında çok iyi bir otomobil, iyi bir platform olduğunu söyleyebilirim. O yüzden yani bu yapılan bu Taliant isminin değiştirilmesi, ki Taliant bu arada Thailand'dan geliyor, yani yetenek, kabiliyetten gelen bir kelime. Değiştirilmesi ve tasarımın daha böyle güncel hale getirilmesi, ki dışarıdan Megane çok andırıyor, içeriden de Dacia ve Clio hani çizgileri var. Onu söylemiş olalım. Gayet başarılı bir çözüm olmuş. Ama fiyat tarafında işte söylediğimiz gibi fiyat artık bu rakamlara geldi. Yani rakiplere de baktığımızda daha ucuz değil bu arada. Yani aşırı bir inanılmaz bir farkı yok. O birazcık vergilerden, şundan bundan kaynaklanıyor. O yüzden orada çok keskin yorumlar yapamıyorum ama hani bu arabanın şu modelin ve şu paketin üzerinde konuşacak olursak 224 bin lira verdiğimiz zaman birazcık kafalar karışır diye düşünüyorum ben, açık söylemek gerekirse. Evet arkadaşlar, Renault Taliant'la ilgili görüşlerimiz bu kadar. Eğer sizin de araçla ilgili görüşleriniz varsa yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Bunun rakibi Egea mıdır, Egea sedan mıdır ya da başka otomobiller midir? Çekinmeyin, yazın arkadaşlar. Konuşalım, tartışalım. En azından sizin fikirlerinizi de görmüş ve duymuş oluruz. Şimdi kapanışa doğru geçiyoruz. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Bu incelemede sizlere Renault Taliant'ın özelliklerini anlatmaya çalıştık. Olur ya, anlatmayı unuttuğumuz ya da sizin merak ettiğiniz konular varsa aşağıdaki yorumlar kısmına mutlaka ve mutlaka yazmayı unutmayın. Tartışalım, konuşalım. Bunun rakibi Egea mıdır, 301 midir ya da CLS mıdır? Hepsini bir tartışalım, konuşalım. Siz de fikirlerinizi söyleyin en azından.
kanaldaki topluluğumuz biraz büyümüş olsun. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de unutmayın. Yepyeni bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.